Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta tatile çıkamayanlar için tatil beldelerinde dolaşıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız kentler turunda bu hafta uzun bir aradan sonra Burçak Görel kamera arkasında. Çünkü sevgili Burkay'ımız mazeretli izinli olarak bugünkü çekime katılamadılar ama kurgusunu yine o yapacak. Yine Kültürhane civarında bir yerdeyiz. Bu sıcaklarda çok fazla kıpırdanmaya mecalimiz yok. Bir köprünün üzerindeyiz ama bu köprünün altından sular akmıyor artık. Hemen Kültürhane'nin karşısındaki minik parkta eskiden havuz olan, şimdi artık bitkilerle donatılmış eski bir havuzun üstünden yayın yapıyoruz. Çünkü biraz bugün havuzları da dolaşacağız ama öncesinde bu sıcaklardan bahsedelim. Çünkü rekor üzerine rekor kırılıyor. 1880'den beri kaydediliyormuş sıcaklıklar ve tarihin yani 1880'den beri yaşanan en sıcak günü 6 Temmuz günü yaşadık. 17 derecelik bir ortalama ısı tespit edildi. Bundan daha önceki rekor Ağustos 2016'daydı ve o zaman 16.92 idi. Şimdi 0.08'lik bir artış var ama bu çok büyük felaketlere gebe. Çünkü Antarktika'da ortalama sıcaklık 8.7 dereceye ulaşmış durumda. Düşünün artık sıfırın üzerindeyiz, 8.7'deyiz ve buz kalınlığı da rekor seviyede incelmiş durumda. %17'lik bir erimeden bahsediyoruz. Sular ısınıyor, karalar ısınıyor. Daha kötüsü suların sadece yüzeyi değil, bütün topyekin olarak okyanuslar ısınıyor. Bu da ciddi bir enerji emilimi demek. Çok vahim doğa olaylarının habercisi. Buna El Niño deniyormuş. 3 yıl sonra geri gelmiş ve daha bahardan itibaren bu yazın feci geçeceğine dair bilim adamları uyarmışlardı. Gerçekten dediğim gibi her şey ısınıyor. Kara su ısınıyor. Okyanuslardaki hakim rüzgarların yönü ve şiddeti değişiyor. Bütün o ilkokuldan beri öğrendiğimiz o ticari rotaların bile değişmesi söz konusu. Tek rekor da bu değil. Aynı zamanda gökyüzünde de başka bir rekora şahit olduk. Yine 6 Temmuz günü Flightradar adlı web sitesi toplamda 134.386 tane ticari uçuş kaydetti. Haritada görüyorsunuz bütün dünyanın üzeri uçuşlarla dolu. Aynı anda 20.000 uçağın havada olduğu tespit edilmiş o gün. Bu pandemi öncesi uçuşlara 2025-2028'de ulaşılacağı düşünülüyormuş. Ama şimdiden 2019 seviyelerine gelmiş durumdayız. Haritada bir takım istisnai yerler görüyorsunuz. Uçağın geçmediği. Onlar da açıklamış. İlginç geldi bana. Hani çok kentlerle alakası yok ama bütün dünyanın ahvaliyle ilgili. Görüyorsunuz Ukrayna'da yok. Savaş var. Uçuş yasağı var. Libya, Sudan tehlikeli olduğu için oraların yanından dolaşıyor uçaklar. Doğu Rusya'da keza orada çok az yerleşim yeri var ve bu Ukrayna Savaşı'ndan dolayı işte o bir takım ticari uçuş kısıtlamaları sebebiyle orası daha da terk edilmiş durumda. Ama en ilginci Tibet. Tibet'te evet bir gerilim var ama uçuşa neden engel olduğu bu ilginç bir bilgiydi. Çünkü Tibet'in genel rakamı 3000 metrenin üzerinde ve uçaklar da belli bir oksijen sıkıntısı yaşadığında hemen 3000 metrenin aşağısına inmesi gerekiyormuş normal uçuşlarda. Fakat Tibet'te dediğim gibi inmesi lazım. Buna mümkün olmadığı için o yüksekliğin çevresinden dolanmayı tercih ediyorlarmış. Görüyorsunuz rekorlar kırılıyor. Hem sıcaklıkta hem de uçuşlarda. Bunların arasında da bir ilişki var. Çünkü dünyadaki bütün karbon emisyonunun %2'si bu uçuşlar yüzünden gerçekleşiyormuş. Ve bu da genel olarak insan kaynaklı küresel ısınmanın %4'üne tekabül ediyor. Yani aslında biz bu uçarak, bu durmadan seyahat ederek, pandemi öncesinden de daha şevkli bir şekilde uçarak o küresel ısınmaya hizmet ediyoruz. Bunda tabii bu artışta en önemli faktör kargo uçuşları. Kargo uçuşlarının artması, bu ulus ötesi, küresel pazarlamalar, imalatlar, alışverişler yüzünden en çoğu kargo şirketleri, kargo uçuşları şey yapıyor. Ama insanlar da tabii ki bunda önemli bir rol. Çünkü yine baktığımızda tatil beldeleri de o pandemi döneminin önceki seviyelerine gelmiş durumdalar. Forward Keys Flight Research adlı bir web sitesi bu Haziran-Ağustos arasındaki uçuş aramalarına bakmış. Yani insanlar nerelere uçuş arıyorlar. Böylelikle işte o tercih edilen, rağbette olan tatil beldelerinin ortaya çıkması sağlanıyormuş. Her sene yapılıyormuş bu. Bu seneki listede bir takım ilginçlikler var. Mesela Bangkok
3 sıra birden yükselerek, birinciliğe giyilerek Paris'i yerinden etmiş. Paris 2. sırada, Londra yerini korumuş. 3. sırada en tercih edilen tatil beldeleri için. En hızlı artan, 6 sıra artarak Bali'nin Denpasar kenti 4. sıraya çıkmış 10. sıradan. Türkiye'de durum ne? İstanbul 3 sıra kaybederek 8. sıraya inmiş. Yani 5. sıradan 8. sıraya inmiş. Antalya daha vahim, 9 sıra kaybederek 26. sıraya gelmiş. Bu tabii başka bir haberde geçiyordu. Onu çok fazla detaya girmek için konuşmadım. Bu artan enflasyon ve gerilim ortamı turistlerin Türkiye'yi tercih etmemesine sebep oluyormuş. Özellikle Yunanistan, Mısır gibi ülkeler Türkiye'den vazgeçen turistlerin tercihi olmuş durumda. Tabloda çok fazla detaya girmek istemiyorum ama en çok rağbet gören yerler Uzak Doğu. Pandeminin kısıtlamalarının kalkmasıyla artık bu yaz bütün Uzak Doğu kentlerinin yüksek sıralarda belirdiğini görüyoruz. Bu kentler arasındaki artan rekabet haliyle kentlerin, hatta ülkelerin daha fazla turist çekmek için birbirleriyle yarışmalarına, farklı stratejiler geliştirmelerine sebep olmuş. Bunlardan biri de Filipinler. Filipinler yeni 900 bin dolarlık bir reklam kampanyası başlatmış. Filipinleri sevin diye bir kampanya. Fakat talihsizlik bu ya, filmi hazırlayan ajans Filipinler'de olmayan görüntüler kullanmış. Endonezya'nın pirinç tarlaları, Brezilya'nın kum çölleri, efendim Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hatta İsviçre'den görüntüler kullanmış. Ünlü bir tatil bloguru da bunu fark etmiş. Hemen yayınlamış. Ajans France Presse buna bakmış ve gerçekten de buraların Filipinler'de olmadığını tescillemiş. Tabii ortalık karışmış. Hemen reklam çekilmiş ve özür dilenmiş, işte denetimlerden kaçtı diye. Ve gördüğünüz gibi, çünkü yani Filipinlerin bunu yapmasında da, bu cevvalliğinde de sebep çok aşikar. Çünkü 2.7 milyon turist gelmiş geçen sene. Bu pandemi öncesine göre %68 düşüş demek. Yani eskisinden gelenin 3'te 1'i kadar turist alıyor. Haliyle de bu kaybı gidermek için de böyle bir kampanyaya girişmişler. Çünkü araştırmaları göstermiş ki artık turistler yerel topluluklarla temas edebilecekleri otantik mecralara, otantik yerlere gitmek istiyorlarmış. İşin çelişkisi zaten, ironisi, otantiklik arayışındaki bir reklam kampanyasının çalıntı görüntüler kullanmış olması. Bu aslında biraz da yaşadığımız dönemin özeti gibi geliyor. Otantiklik iddiası ve çalıntı materyaller. Bence çok güzel bir örnek bu. Tabii eğer illa siz de bu kampanyalara aldanmak istemiyorsanız ve o bakanlığın tespit ettiği gibi yerel topluluklarla temas etmek istiyorsanız, Guardian'da bir haber çok işinize yarayabilir. Guardian bir takım tatil beldelerinde standart belediye otobüslerine binerek bütün kenti, o turistik yerleri, o güzel yerleri gezebileceğiniz güzergahlardan, seferlerden bahsetmiş. Örneğin Napoli'de, Napoli'nin güneydoğusundaki Amalfi kıyısında 3.10 euroya bir otobüs bileti alıp 50.70 ne oldu sefere binip Sorrento'dan Positano'ya kadar kıyı boyunca gezebiliyorsunuz. O filmlerden tanıdık mekanları, evleri, manzaraları görebiliyorsunuz. Yakın zamanda İtalya'ya göçecek arkadaşlarımızın bilgisine sunalım. Paris'teyseniz de 2.10 euroluk bir bilet alarak en batıdan en doğuya, işte Eiffel Kulesi'nden Père Lachaise mezarlığına kadar bütün o sen boyunca gezebiliyorsunuz. Slovenya'da bilet gölüyle Bahinj Gölü arasında 1.8 pound'a bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Ya da Berlin'de 100 numaralı 2 katlı otobüse binerek Alexanderplatz'tan Zooloji Bahçesi'ne kadar gidebiliyorsunuz. En son olarak da nüfusunun 3'te 1'i milyoner olan, milyon euro tabii, yani Türkiye'de milyoner olmanın artık bir anlamı yok ama Fransa'da hala bir anlamı var. Dolayısıyla o kadar zenginin, milyonerin olduğu bir kentte hala otobüsler varmış. 2.5 euroluk bir bilet alarak 607 nolu otobüse binip Nice'den Monaco'ya kadar bütün sahili gezebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Hem ucuz, hem güzel, hem de yerel topluluklarla temas imkanı veriyor. Fransa'da kalalım. Çünkü Fransa sadece turistlere yönelik değil, kendi vatandaşlarına da bir tatil ambiyansı yaratmak peşinde. Biliyorsunuz daha önce de konuştuk. Her yaz Sen kıyısındaki otoyol plaja dönüştürülüyor. İşte şezlonglar, duşlar, bir takım serinleme birimleri, faaliyetler yapılıyor. Ama artık bunu bir adım ileriye götürmüşler. Artık gelecek sene ve özellikle 2025'ten itibaren Sen Nehri'nde çime bilecekmişiz. 1923 yılından beri Sen Nehri'nde yüzmek yasak. Kolibasili var, işte bir takım zehirli atıklar var. Fakat birkaç yıl önce Sen'de yüzebilme iddiasını ortaya koymuş Anne Hidalgo. Ve bu iddia da öyle sadece retorik bir iddia değil. 1.4 milyar euroluk bir yatırımla
sene akan suların hepsinin temizlenmesi, filtrelenmesi sağlanmış. Şu anda yavaş yavaş yüzülebilir hale gelmiş. Öyle ki 2024 olimpiyatları sırasında 3 tane müsabaka Sen Nehri'nde yapılacak. Yüzme maratonu, triatlon ve para triatlon Sen'de yapılacak. Daha sonrasında da Paris'in 3 noktasında Parislilerin yüzebileceği, çimebileceği 3 ayrı plaj mı desek, yani kumsuz bir plaj ama işte giyinme, soyunma kabinleri, duşları, şezlongları olan bir alan yaratılacakmış. Böylece Paris'te Sen'de yüzülebilecekmiş. Tabii eğer İsveç'teyseniz, Göteborg'taysanız 2025'e kadar beklemenize gerek yok. Çünkü 2015'ten beri Göteborg'da yüzebiliyorsunuz. Kentin merkezindeki Jubilasium Park'ın parkı, artık İsveççe nasıl telaffuz ediliyorsa, birçok imkanın yanında yüzme olanağı da sunuyor. Hem de ister tatlı suda ister tuzlu suda bir yüzme havuzu var. Aynı zamanda denizi havuzlaştırılmış tuzlu suyla yüzebildiğiniz yerler de var. 2015'te açılmış ilk havuz bu nehirde açılmış, 20 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 1.8 metre derinliğindeymiş. Şu anda 3 tane var bu havuzlardan ve burada yüzme kursları veriliyor. Ama daha önemlisi, benim daha çok ilgincime giden, yüzme body'leri sunuluyormuş. Yüzme body'si ne? Yani düşüncenin hassasiyetine bakar mısınız? Çocuğunuz var ve yüzme bilmiyorsunuz. Dolayısıyla onunla birlikte yüzemiyorsunuz. Göteborg Belediyesi çocuğunuzla birlikte yüzüp o suda eğlenmesi için bir görevli tayin ediyor. Önceden rezerve ediyorsunuz ve çocuğunuzla yüzen, ona kurs vermek zorunda değil, onunla suda oynayan bir görevli var Göteborg'da. Sadece havuz da yok. Dediğim gibi parkta oyun alanları var ki oyun alanlarını görüyorsunuz. Böyle sanatsal, daha farklı gelişimlere hitap eden oyun alanları var. Saunalar var, yelkenli yapabiliyorsunuz. Hatta kent bostanı var. Göteborg'un merkezinde tekmeli birden bir tatil köyü yaratılmış durumda. O kadar kuzeyde, tabii işte bu küresel ısınmalarla artık orası da plajlaşıyor ama orada da bir oyun parkı, havuz var. Gitmesek de, görmesek de, çimemesek de. Bizde ne var? Adana var. Adana'da daha önce de konuşmuştuk. Benim çok takdir ettiğim bir uygulama vardı. Bu kanallarda boğulmalara karşı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı iken okulların bahçelerine şişme havuzlar koymuştu. Hem yüzme kursu veriliyordu, hem çocukların canı kurtarılıyordu, hem de oraya gelirken plastik atık getirip ekolojik bilinç veriliyordu. Çok iyi bir projeydi. Başka örnekleri de var. Konya'da da varmış duyduğum kadarıyla. Şimdi tam anlayamadım haberden, Çukurova Belediyesi mi, büyükşehir mi? Ama Adana'nın birkaç noktasında görüntülerde gördüğünüz su parkları korunmuş. İşte fıskiyeler, su tabancaları, işte oyun alanları. Güzel, hani serinletiyor, eğlendiriyor ama herhangi bir gelişimi, katkısı var mı bedensel, bilişsel gelişime? Yok işte, ama bizim çocuk parklarının başka bir örneği. Çocuklar biraz oyalansınlar, eğlensinler. Ne diyelim, ağam bizi eğlendiriyor, eksik olmasın, buna da şükredelim. Son olarak kardeşimiz Mekanda Adalet Derneği'nin yeni çok hoş bir çalışmasıyla bitirelim. Aslında bunu daha önce görseydik, işte iki hafta önce yaptığımız bu ruh sağlığı ile ilgili bölüme çok yakışırdı. Ama başka bir boyutları da var. Mekanda Adalet Derneği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları üzerine yeni bir kısa film yayınladı. Çok güzel bir film. İçinde kente dair birçok şey var. Çünkü orası tıbbi açıdan kurucu bir hastane, hafıza merkezi. Oradaki ruh sağlığından muzdarip insanların bir yaşam alanı, çünkü girmesi zor, çıkması zor, insanları şey yapılamıyor. Dolayısıyla bir yaşam alanı. Orada bir kent mücadelesine de konu oluyor. Çünkü yol geçirmişler bir havuz vadiyle. Ona direnişler devam etmiş. Şimdi orası işte bir rant alanına dönüşmekte. Çünkü İstanbul'un göbeğinde, Bakırköy gibi bir ilçede bu kadar kıymetli bir yeşil alana kimsenin tahammülü yok tabii ki. Orası göz dikilmiş durumda. Ona yönelik bir mücadele sürerken bu sefer de deprem riski gelmiş. Biliyorsunuz İstanbul'daki bazı hastaneler boşaltıldı, taşındı. Bakırköy'de de böyle bir tehdit var. Çünkü bir yandan orayı terk etmek istemiyor bütün o sağlık emekçileri, ama bir yandan da sağlıklarından endişe ediyorlar. Böyle bir çelişki içinde kalmış. Bunu belgeleyip bunu sözlendirmekte Mekanda Adalet Derneği'ne düşmüş. Çok da iyi olmuş. Ellerine sağlık diyoruz arkadaşlarımızın ve ruh sağlığınızı daha fazla tehdit etmeden bu haftalık müsaade istiyoruz. Her hafta olduğu gibi düşünce, öneri ve dilekleriniz için Instagram, Twitter ve e-mailim emrinize amade. Eğer siz de bu tür şeyleri birazcık daha mobil olarak yapmamızı ve Kültürhane'nin diğer faaliyetlerine destek olmak isterseniz, aşağıda süper teşekkür butonumuz, yukarıda Patreon linkimizde sizleri bekliyor. Hepinize iyi tatiller, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.